Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dyson Sphere programı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Son bölümde bir takım elektrik problemleri yaşamaya başlamıştık. Onunla ilgili ben biraz güneş panelleri yerleştirdim ama hala elektrik problemimiz çözülebilmiş değil. %50'lerde buradaki enerji verimi arkadaşlar bayağı düştü. Çok fazla güneş paneli yerleştirmemiz gerekiyor ya da farklı enerji çözümleri bulmamız gerekiyor. Bu enerji çözümlerinden bir tanesi arkadaşlar Dyson Sphere ya da Dyson Sphere şu an inşa edemeyeceğiz. Oyun sonu bir şey. Ama onun bir küçük versiyonu olan Dyson Swarm'ı inşa edebiliyoruz. Swarm sadece halka şeklinde oluyor arkadaşlar. Onu inşa edebiliriz. Bir de arkadaşlar geçen bölümde ben Orbital Collector'ları yerleştirmeye çalışmıştım buraya. Çantamda bir tane vardı Orbital Collector. Nerede duruyor çantamda? Şurada. Orbital Collector. Bu arkadaşlar havada duruyor gördüğünüz gibi. Yani çok net görülemiyor ama havada duruyor. Bu arkadaşlar direkt gaz devlerinin üzerine yapılıyormuş ve gaz devlerinde kaynak toplamaya yarıyormuş. Onu araştırdım, öğrendim. Şimdi biz bunu o yüzden gidip gaz devine yapalım arkadaşlar. Çantaya atayım. Dağıttım hepsini. Toplayacağım ama. Her neyse. Şu Refined Oil nereden geldi çantama ya? Bırakayım. Bu arada da nezle gibiyim. Burnum akıyor. Vallahi bakalım. Şifayı kaptık herhalde. Şimdi şu şeylerden de birkaç tane yapayım gitmeden. Wireless Power Tower. Bu azalmıştı bizde. Bunu elle yapıyordum ben hep. Onun için ne lazımdı bize? Şunlardan lazım. Bunlardan biraz atayım çantama. 11, 12. Böyle elle birkaç tane yapayım bunlardan. 4 tane yapıyoruz. 6 tane olacak çanta bu. Tamam. Yine onun sayısını arttırabiliriz ileride. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha Orbital Collector alacağım. Şunu da... Neyse buradan araştırmaları takip ediyoruz herhalde bunu şey yaptığımız zaman. Ama şu küpler çantama düşsün de. Mavi küplerden kurtulalım. Buradan şimdi araştırmaları takip edemeyecek miyiz? İnventörümüzde yok diye. Her neyse. Şimdi arkadaşlar şu Gaz Giant'a gidip Orbital Collector'ı yerleştireceğim. Ondan önce ben yine şu gezegene gidip bir takım malzemeler almak istiyorum. Gezegende yakın konumdaymış. Buraya 2 dakika bir uçup oradan birkaç tane şey alacağım arkadaşlar. Gezegenler arası lojistik binaları alacağım. Şimdi Orbital Collector'dan topladığımız malzemeleri kendi gezegenimize getirmek için gezegenler arası lojistik ve onun gemileri lazım. Onları bu gezegenden toplayalım. Daha sonra bayağı da hızlanmış gemimiz. 2000 ms hıza çıkabiliyoruz artık. Bayağı hızlı gidiyoruz buraya. Iskalamazsak. Iskalamadım. Sonra sıçakıldım. Güzel. Buradaki yapılar neredeydi? Evet. Hepsini buraya koyduğum için tabii. Orbital Collector kalmadı yanımda. Bakalım burada... Bunları alabilir miyiz çantamıza? Neredeydi onlar? Bunlar üretilmiyor mu? Şunlardan lazım. Tamam. Niye üretmiyoruz? Grafen yok. Şimdi şuradakileri alıp elle şuraya vereyim. 80 tane koyduk. Tamam bu yeter şimdilik. Buraya grafen de göndermek için fire ice'ları kullanabiliriz. Tabii onun için yine bunlardan lazım bize. Burada bir tane varmış. Bunu alalım. Burada accumulator 10 tane var. Kaç tane lazım bunu üretmek için? 20 tane. Şuradan 10 tane daha alalım. Ya da hepsini alalım. Dolmuştur bunlar. Dolmuş. Bunları yapmanın kısa yolu da varmış sanırım. Onu da bir tane makineyle doldurabiliyormuşuz bunları böyle elle koymak yerine. Onları da uygularız sonra. Şimdi ben şuraya bunları atayım. Dolu accumulator. 60 tane.
Bir de Süper Manyetik Ring. Süper Manyetik Ring niye almıyor burası? Süper Manyetik Ring göndermedik mi biz buraya hiç? Bu hat ne taşıyor? Onu da maille göndereceğiz ya. Her şeyi elle mi koymuşuz buraya? Süper Manyetik Ring biraz elle alayım buraya. Buranın hiçbir bağlantısını yapmamışız. Süper Manyetik Ring şuradan 100 tane alayım. Buraya atayım. Bu sefer de Reinforced Thruster. Reinforced Thruster bu da burada. Bunu da atalım. Bunlardan ne kadar fazla üretebilirsek arkadaşlar bizim için o kadar iyi. 3 tane Interstellar Logistik harcıyormuş. Bayağı harcıyor. Bu da üretilmeye devam ediyor. Tamam. Bu da bundan 3 tane harcıyor. Öyle zincirleme harcıyorlar. Şunları alıp şuraya bırakalım o zaman. Buraya da grafen lazım. Yine bizim diğer gezegene Gaz Giant'a gitmemiz gerekecek. Bunlardan birkaç tanesini çantama atayım. 4 tane. Motor. Biraz daha motor alalım. 3 tane atabilir miyiz bunun için? Attık galiba. Tamam, accumulator'lar bitti. Bir tane daha üretiyoruz. Daha sonra başka üretemeyeceğiz. 3 tane kullanmıyormuş bu arada. Bir tane kullanıyormuş da 3 tane içinde var. Burada üretilenlerden. 3 tane birikmiş burada. Bir gezegen içi lojistik var mı yanımda? 4 tane var. 14 tane olsun. Ya da 10 tane olsun. Şunu da aldım yanıma. Şunu da alayım yanıma. 5 tane de gezegenler arası olsun ya da şunları da alayım. 8. Tamam, bayağı bir şey aldık. Şöyle aşağıda toplayayım şunları. Tamam. Şu gemilerden de alayım. Bu gemilerin üretimi de durmuş. Prosesör yetmiyor. Yine buranın üretiminde arkadaşlar zincirleme yetersiz malzemeler oluşmaya başladı. Buraya da mikrokristalin komponenti yetmiyor. Buraya da silikon yetmiyor. Silikonlar nerede? Silikonlarımız mı tükendi bizim? Silikonlar burada var. Buranın silikonu başka mı acaba? Silikonları diğer gezegene de gönderdiğimiz için çok gidiyor herhalde, anlamadım. Şu hattın silikonları, evet, şuradan yetersiz geliyor. Şu üretim hattı yetersiz geliyor arkadaşlar. Buraya ilave edebileceğimiz yer var mı? Yok. Buralara falan niye ilave edebilirim aslında. Şuraya bir tane daha. Burayı da silelim. Gitmeden şunu bir düzeltelim bari. Şu yolu da uzatalım. Bir, iki tane daha. Buraya da bir, iki tane daha. Buraya bir tane de elektrik lazım. Evet, silikon miktarımız biraz artacak. Tamam, yeterli olacaktır herhalde. Buraya birkaç tane daha ilave edebilirim hatta da şunu silmesem iyiydi. Buraya elektrik lazım çünkü. Şu yolu uzatırsak şöyle. Şu hat üzerine 1, 2, 3 tane daha ilave edebilirim. Daha fazla da ilave edebilirim de bu sefer silikonlar yetişmeyecek herhalde buraya. İlave silikon üretimi yapmamız gerekebilir. Neyse, ben şimdilik çok oyalanmayayım arkadaşlar. Bayağı bir şey çantamıza yükledik. Ben bunlarla hızlıca bizim Ice Giant'ımıza gitmem lazım. Şuraya.
Ice Giant'ı uçalım. Yakıt durumu ne? Neyse. Yakıt full. Gazı veriyorum. Gazı veriyorum. Bu buz devlerinin üzerinde arkadaşlar. Yani zemin yok. Sadece gazdan oluşuyor gezegen. Gezegene dokunamıyoruz o yüzden. Havada uçuyoruz gezegende. Havada uçarken bu gezegene orbital collector'ları yerleştireceğiz. Daha sonra oradaki malzemeleri herhangi bir yerden gezegenler arası lojistik kullanarak çağırabileceğiz arkadaşlar. Şu an hızlı bir şekilde çakılacağız buraya. Çakılacak bir yer de yok. Havada uçacağız. Evet. Gezegenin eksenine girdik. Ve korkunç bir manzara. Sonsuz demeyeyim de uzay sonsuz. Oldukça büyük bir gezegen üzerinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Karanlık hava. Şimdi arkadaşlar buradaki orbital collector'lar şurada 5 tane var yanımda. Bunlar ne diyor? The orbital collector can only be built at the equator. Yani ekvatora yalnızca inşa edilebilir. Biz şu an kutuba gittik. Ice Giant'ın kutubuna gittik. Buradan biraz hızlanıp ekvatora kadar uçmamız lazım. Çok yavaş gidiyor robotumuz da. Ekvatora gelince zaten bu maviye dönecek. Oradan anlayacağız. Buraya inşa yapılabilir diye. Gezegen büyük olduğu için biraz uzun sürüyor uçmamız. Yaklaşıyoruz diye düşünüyorum ekvatora. Evet, ekvatora geldik. Buraya bir tane yapalım. Evet, achievement'ı aldık. Fire Ice achievement'ı aldık ve Orbital Collector achievement'ı aldık. İki tane achievement. Bu buradaki kaynakları topluyor arkadaşlar. Sınırsız. Bu kaynaklar sonsuz. Hiçbir zaman tükenmiyor. Bu çok iyi bir şey yani. Bize bu hidrojen sınırsız enerji verecek. Fire Ice'den da hidrojen ve grafen çıkıyor. O da bize enerji verecek arkadaşlar. Burada inanılmaz bedava bir enerji üreteceğiz ve grafenleri daha kolay bir yöntemle üretmiş olacağız. Burada farklı formüller var. Ne olduklarını bilmiyorum. Her neyse. Şimdi bu orbital collector'lardan birkaç tane daha yerleştirelim. Şurada var orbital collector'lar. Şöyle birer çizgi aralıkla en yakın buraya koyabiliyoruz zaten. 5 tanesini yerleştireceğim arkadaşlar. Bunları herhangi bir yerden çağırabileceğiz daha sonra. Şöyle. Bir tanesi çünkü çok yavaş topluyor. Bir tane koysak herhalde yeterli gelmezdi bize. Burada ürettiğimiz hidrojenleri şimdi yakarak bizim gezegenlerde. Diğer tarafta. Nerede o bizim gezegen? Şuradaymış. Böyle gezegenimize uçalım. Yakın mesafe zaten. Hızlanmaya da gerek yok. Çok yakın. Onun etrafında dönüyoruz. Ice Giant'ın etrafında dönüyoruz. Şimdi buraya gezegenler arası lojistik kurup oradaki hidrojenleri, grafenleri vesaire çağırabiliriz. Bu hidrojenler bizim enerji problemimizi çözecektir diye umuyorum. Şimdi grafen bize nerede lazım? Grafen bize burada lazımdı galiba. Evet, şurada lazım. Şimdi grafeni buraya çağırabiliriz. Buraya şu malzemelerin tamamını göndermemiz gerekecek eninde sonunda. Şimdi şu malzemeleri zaten ne var burada? Buraya magnet lazım öncelikle. Buraya bir tane magnet gönderecektik. Bunu karıştırmayayım o zaman. Ben şuraya bir tane... Burası müsait herhalde. Ya da şu tarafa mı kursam? Şu denizi doldurup mu kursam? Buraya bir tane... gezegenler arası lojistik kurmak istiyorum. Burada enerji üretimimize katkıda bulunsun diye. Ya da şu bölgeyi yapalım. Burası... Belki buraya ilave üretimler yaparız ileride. Bize lazım olur. Evet, yine toprak bitti.
Burada da bir tane su kaldı. Tüm toprakları bitirdik. Soil pile çok gidiyor. Buradan buraya hidrojen gönderebiliriz. Hidrojenlerin fazlası buraya gidiyordu. Orada bir şişme var mı? Yok, bu depo boş. Burada iyi bir sirkülasyon oluyor. Fazla enerji de yanıyor. Direkt şu sisteme dahil edebiliriz arkadaşlar hidrojenleri. Şu bölgeden dahil edebiliriz. Ya da direkt şu bölgeden. Burada ikiye ayrılıyor. Bu splitter'ın şurasına sokamayız ama burası... Buradan yol yapamayız herhalde şöyle. Ha, yapabiliyormuşuz. İyi. Buraya bir tane orbital collector koyayım o zaman. Gezegenler arası toplanan şeyleri buraya getirsin. Buraya bir, belki bir tane grafen üretim hattı yaparız. O grafenleri de şuraya yollarız. Her neyse. Şuradaki gezegenler arası lojistik neredeydi? Şurada. Interstellar lojistik. Şöyle bir tane kurayım ya. Ortaya. Şimdi buraya gemileri koyalım. Gezegenler arası gemiler. Gezegen içi gemileri de koyalım hatta. Gezegen içi gemilerim nerede? Burada. 50 tanesini koyduk. 50 tane kaldı. Şimdi buraya Fire Ice'ları çağıralım. Remote local supply olacak. Remote demand olacak. Şimdi orada toplanan Fire Ice'ları buraya getirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Tabi bu da bayağı elektrik harcıyor. Hidrojenleri de buraya getirelim. Diğer tarafta topladıklarımız. Remote demand diyeceğiz. Niye hidrojenler gelmiyor? Çünkü tüm gemiler Fire Ice toplamaya gitti. Olsun. Yo, bu işte bir terslik var ya. Bizim Ice Giant'te hidrojen birikmiyor muydu? Ice Giant'ın özelliği ne? Aynen, collectible hidrojen ve collectible fire ice. O zaman gemi bitti. Hidrojenin de gelmesi lazım. Neyse, biz şimdi bu fire ice'ı kullanmak için arkadaşlar bir üretim zinciri yapacağız. Fire ice'ı şeye çevireceğiz. Şu bölgeyi yapabiliriz. Şuradaki suyu da düzeltelim. Fire Ice'ı hidrojen ve bir şeye ayıracağız. Neye ayıracaktık bilmiyorum. Hidrojeni belki çağırmak için farklı bir şey gerekiyordur. Bununla çağrılmıyordur. Sıvı olduğu için hidrojen. Yani sanmıyorum ama. Chemical Lab'de yapılıyor galiba Fire Ice. Yanında Chemical Lab var mı? Var. Chemical Plant. Şimdi burada. Evet. Grafitin ikinci formülü. Şu. Fire Ice'ı hidrojen ve grafene ayırıyor. Bunu çok büyük bir zincir yapabiliriz arkadaşlar. Yani bizi limitleyen bir şey yok. Ha tamam, hidrojen de gelmeye başladı. Güzel. Şimdi hidrojene çıkış vereceğiz buradan. Hidrojeni şu taraftan çıkaralım. Diğer hatları meşgul etmesin. Şöyle birleştirelim burayla. Hidrojenleri bu hat üzerinden buraya göndereceğiz geldikleri zaman. Fire Ice'lar için de bir tane buraya üretim hattı kuracağız. Nasıl yapalım onu? Bir sürü Chemical Lab yapacağız. Şu fazla Chemical Lab'leri alalım. Kaç tane, yani orada toplanımı 5 tane Orbital Collector'ımız var. 10 tane gemimiz var. Kaç tane şey yakabilecek onu bilmiyorum. Bu arada araştırmalar şey oldu. Yeni araştırmaların emrini verelim. Bunlar için yeşil kristal lazım. Bunları yapamıyoruz. Şu an burada yeşil kristalleri bir an önce keşfetmemiz lazım. Şey, yeşil küpleri. Bu upgrade'leri yapalım o arada, onlar eksikken. Yeşil istemeyen hepsi, her şeyi yapalım. Yeşil istemeyen ne varsa yapım emrini vereceğim arkadaşlar. Yeşil istiyor.
Şunlar Dyson Swarm zımbırtıları. Bunlar yeşil istemiyor da kuyruğumuz doldu. Araştırma kuyruğu 7 tane araştırmadan oluşuyor. Şimdi evet, burada bol bol grafenlerimiz de varmış. Grafen üretim hattı artık bunlara gerek kalmayacak. Chemical Lab'lerimizi alalım. Bizim ana ilk oyuna başladığımızı kurduğumuz yerde, üretim hattı kurduğumuz yerde vardı Chemical Lab'ler. O da şurası. Chemical Plant. Böyle 18, 2 tane daha alalım, 20. 20 taneli bir düzen kuralım. Herhalde 20 tane harcayamayız. Harcıyorsak da gidip daha fazlasını, daha fazla Orbital Collector'ı yerleştirebiliriz oraya. Bunları nasıl yerleştirelim? Bayağı yer kaplıyor. Şöyle mi dizsek? Buradan da şey giriş veremiyoruz önünden. İlle yandan giriş vereceğiz. Alanı verimli kullanmak adına şuradan itibaren şu denizi dolduralım önce ya. Temellerimi de alayım yanıma. Temellerimiz de buradaydı. Biriken temellerin hepsini atayım çantama. Yine biraz soil toplamamız lazım. Tepelik bir yer bulursak, şurası biraz tepelik sanki. Değil, dümdüz yer ya. Tepelik alan şurada var, biraz yeşillik tepelik. Bunları bir toplayalım, biraz çantamıza soil düşsün. Şu ağaçların bulunduğu bölgeyi toplayalım. 56.000 soil geldi. Buralara da gireyim girmişken. Tam olsun. Tabii bu ağaçlar çöpe gidiyor ama belki soil'e dönüşüyordur onlar da. 130, 140, 150. Bayağı bir soil topladık arkadaşlar. Üçüncü gezegene hiç gitmedim bizim güneş sistemimizdeki. Belki orada da güzel soil toplayabileceğimiz yerler vardır. Orayı artık buradaki kaynaklar azalınca kullanırız herhalde, bilmiyorum. Şurayı doldurayım. Şunu silelim. Bu bir işe yaramıyor. Buraya Chemical Plant. Şöyle. Altı tane yaptık. İlkini sileyim, çok şey var. Hepsini sileyim. Burada eksenel değişim var. Buradan yapsak ama aynı hizada oluyor. Yaklaşık. Buradan yol geçirebiliyor muyuz? Geçiremiyoruz. Buradan geçirebiliyoruz. Bunların şeyini bozmayalım. Tam eksenel çizginin değişimine denk gelmişiz. O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu doğrultuda yapacağım. Buraya kadar göndeririz kaynakları. 1, 2... Şurada şuraya yapalım. Şu denizi de doldurayım. İyi soil toplamışız, bitmedi. Bu hizadan 10 tane yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İlkini sileyim. Buraya bir tane daha ilave edeyim.
Bayağı uzun bir hat oluyor. Şimdi şuraya bir 10 tane daha ilave edeyim. Tam karşısına. Şöyle. Bir... 3 sıralık yol yeri kalsın şöyle. Bir sıralık yol yeri olmuş. Bir tane daha yapalım. Bir sıra daha bırakalım. Şöyle. Ortadan şu şeyi geçireceğim yolu. Şuralardan başka bir şeyi geçirmek gerekirse diye orayı bırakacağım. Böyle yapacağım. Buranın çıkışını ayarlayabiliyor muyuz şimdi? Yaparken seçmek gerekiyor herhalde. Buradan ayrı ayıracağız. Buralarda da Fire Ice üretilen grafen. Böyle Fire Ice'ı atayım. Evet, burası dolmak üzere. Chemical Lab'lerin ne kadarı boşa gidecek? Ne kadarını boşu boşuna yapıyoruz? Göreceğiz. Evet, hızlı üretiliyor galiba. Üretim hızı yüksek gibi. Şuradan bağlantıları yapalım. Ve kopyala yapıştır. Şimdi burada üretilen hidrojenler yine buraya gidecek. Bunların bir hidrojen çıkışını yapmamız lazım. Bir de grafen çıkışını yapmamız lazım. Şimdi çıkışları içeriden mi versek, dışarıdan mı? İçeriden verelim. Burası hidrojen çıkışı olsun. Şuradan itibaren de ne diyor, out of building range. Ne herhalde. Neyse, önemli değil. Buradan yükseltelim. Yolla birleştirelim. Buradan hidrojen çıkışlarını vereceğiz. Şöyle. Bunu da kopyalayacağız hepsine. Grafenleri de şuradan çıkaracağız. Grafenleri burada mı depolasam? Deneyelim. Buradan bir yere gönderebiliriz. Hem gezegenler arası hem gezegen içi gönderim yapabiliriz grafenleri burada biriktirip. Şu hattı da grafen hattı yapıp buradan götürüp. Ne diyor yine, out of building range. Şöyle götürüp şuradan şuraya yerleştirebiliriz. Güzel oldu bence. Biraz uzun bir hat oldu ama şunun soluna sağına başka bir şeyler yapabiliriz. Bunun çıkışlarını da verelim. Şimdi buradaki
Hidrojen çıkışları buraya. Grafen çıkışları da buraya. Burada grafen çıkışları da buraya. Bunları şöyle kopyalayalım. Buraya fire ice vermemiş mi? Fire ice al buradan. Şöyle kopyala. Ne oldu, yapıştıramıyorum. Neyi yanlış yaptık? Simetrik olmayan bir şey mi var diye bakıyorum. Fire ice. Buraya grafenlerimiz lazım. Grafenler içeri yerleşmeye başladı. Fire ice alıyorsun. Hidrojeni buraya ver. Grafeni buraya ver. Kopyalayalım. Niye olmuyor? Yamuk oluyor. Şuraya ver diyemiyor muyuz? Şöyle. Grafeni. Grafeni yanlış tarafa verdik. Burayı tıkadı grafenler. Benim hatam. Her şeyi mahvettim. Grafenleri toplayacağız tek tek şöyle. Ne var ne yok toplayalım. Bazı hidrojeni geri atarım. Buraya da grafen gitti mi? Gitmedi. Burada biraz grafen var. Grafeni niye alamıyorum? Bunu alamadığım için yolu sildim. Üretim yaparken hata yapmamak lazım. Şimdi şunu ayarlamaya çalışıyorum. Hidrojenler buraya. Grafenler buraya. Kopyala. Yine kopyalatmıyor. Allah belanızı versin sizin ya. Bu kadar basit bir işlemi nasıl yapamıyorsunuz? Grafen. Buraya hidrojen. Buraya hidrojen. Bunların hepsini bana tek tek yaptıracaklar. Kopyalarken niye yamuluyor bu yol ya? Çok zor bir şey değil. Hidrojen. Grafen. Grafen. Hidrojen. Grafen. Hidrojen. Şu telefonu da sessize alayım. Mesaj geliyor. Şunun girişi de yok galiba. Şuradan giriş verelim. Burada hidrojen çıkışı değil, grafen çıkışı. Şuradan da hidrojen çıkışı. Buradan giriş. Şuradan grafen çıkışı. Şuradan hidrojen çıkışı. Hepsi çalışıyor galiba. Şimdi hidrojenler şişti. Şu hatlar ağzına kadar doldu. O zaman daha fazla termal enerji yapabiliriz. Termal enerjilerimizi alalım. Hatta termal enerjileri diğer gezegene yapmış mıydık? Buradan çağırabiliyor muyuz? Bir bakayım. Böyle bir termal enerji çağıralım desem diğer gezegenden gelecek mi? Neredeydi termal enerji? Şurada. Yok, bu füzyon. Şunu seçeceğiz. Thermal power plant. Remote demand. Bakalım gelecek mi diğer gezegenden? Diğer gezegene koyduk mu hatırlamıyorum. Thermal koymadık galiba. Koyarsak getirebiliriz ama diğer gezegenden de. Şimdilik şuradan alalım arkadaşlar. 10 tane thermal. 3 tane daha varmış çantada. 13, 14. Bunları bir yerleştirelim bakalım.
Burada enerji üretimimiz de artacak böylelikle. Zaten %90'ları çıkmış şu an. Bu termallerin hepsi çalışınca. Bunların sayısını arttıralım. Bunları şeye kadar birleştirelim. Ekvatora kadar birleştirelim. Hatta şu araya da güneş panellerinden koyayım. Ekvator değil de burası işte. Eksen. Böyle şöyle devam ettirelim. Önce şu yolu devam ettirelim. Niye aynı hizada koyamadım? Elle koymayı deneyeyim. Elle koyunca daha da yakın yapabiliyorum. Süper. Diğerlerini böyle yapabiliyor muyum acaba? Daha sıkışık alanı daha çok. Bunların birbirine enerji aktarabilmesi de müthiş. Denesek mi? Diğer taraf var burada bunu. Allah oluyor, tek tek yaparsak oluyor. Buraya daha fazla enerji sığdırabiliriz daha dar alana. Süper. Burası cayır cayır enerji kaynayacak. Bakayım ne kadar var çantamda. Vallahi enerji sorunumuzu çözer bu şeyler. Tabi şu grafenler burada. Bakayım ne durumda burası. İyi, grafenler akıyor. Fire Ice'ler geliyor. Grafenler burada birikiyor. Diğer gezegene grafen gönderebiliriz buradan. Ya da diğer gezegene de bir tane ayrı orbital collector yapabiliriz. Ama gerek yok bence, bu gezegende olması yeterli. Şu an hatta bu gemiler daha fazla Fire Ice toplayabilir. Yani şunların sayısını da arttırabiliriz. Şu şeylerin. Ya da Fire Ice'a buradan ayrı bir çıkış daha verip buraya bir 10 tane daha labru şey yapabiliriz. Chemical Plant yapabiliriz. Buranın enerji ihtiyacını iyice geliştiririz. Belki dediğim gibi Dyson Sphere yapmadan oyun sonuna kadar gidebiliriz enerjiyle. Ama Dyson Sphere'i tabii ki yapacağız. Yeter ki araştırmalar tamamlansın. Tamam, devam edelim. Evet. Hidrojenler cayır cayır akıyor. Daha fazla termal enerji. Müthiş bir şeymiş bu ya. Orbital Collector. O Fire Ice'lar 5 tane Orbital Collector'la yağıyor resmen. Şuradan Chemical Plant da alalım. Termal enerji santrallerini de alalım. 12 tane daha alayım. Bu bizi uzun bir süre idare eder arkadaşlar. Daha sonra bizim şeye odaklanabiliriz. Kristallere odaklanabiliriz. Bu bölüm biraz böyle geçti ama olsun. Buraya bir sıra daha yapacağım şimdi. Burası biraz daha dar, çok sıkıntı yaratmaz inşallah. Daha az. Evet. Burası biraz fazla yakın oldu. Buraya bu şekilde yapamıyoruz işte. Şöyle denesem. Yaptırtmıyor.
çok yakın olunca şu bağlantıyı yapamıyoruz. O zaman önceki biraz daha seyrek yapacağız. Bağlantıyı böyle yapacağız. Bunu kopyalayacağım maalesef. Evet, o kadar çok hidrojen topladık ki arkadaşlar, harcayabileceğimizden fazla hidrojen var burada. Şurası da tıkanmış bu arada. Buraya şey kaçmış olabilir. Bir yolu bir silip tekrar yapayım. Yanlışlıkla farklı bir malzeme kaçırmıştım ya arkadaşlar. Evet, öyle olmuş. Tamam, şurası biraz daha akmaya başladı. Şu tarafa da gidince. Tamam, şu an daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu bölümde yine 40 dakikaya ulaştık yaklaşık arkadaşlar. Ben bu bölümü çok fazla uzatmayayım. Şu an enerji sorunumuzu çözdüğümüze göre şu an araştırmalarımız da hızlandı biraz. Bir dahaki bölüm arkadaşlar. Yeşil küpleri tamamlamamız lazım. Bunun üzerine çalışmalar yapacağız artık. Şu motor üretim hatlarını faaliyete geçireceğim. Buraya grafen göndereceğiz. Şuradaki yeri kullanabiliriz dediğim gibi. Magnet da göndermemiz lazım. Magnet için bir hat kurmuştum sanki. Yakınlarda. Kurmuş muydum? Buraya evet, magnet için bir tane hat kurmuşuz arkadaşlar. Burada magnetler birikmiş. Magnetleri buradan göndeririz. Onu Orbital Collector'da göndermeye gerek yok. Şeyleri buradan göndereceğiz o. Grafenleri buradan göndereyim. Onu da demand diyelim. Evet. Gemiler cayır cayır çalışmaya başladı. Şuradan o zaman çıkışı verelim. İşte bitsin bu bölüm. Şöyle. Magnetları da verelim, o da bitsin. En azından bir dahaki bölüme bir iş az kalsın. Öyle yapacağız magnetleri. Bağlayacağız. Yolun tamamını sileceğiz. Buradan ters yapacağız bunu. Buraya kadar. Buradan çıkış vereceğiz. Yolu birleştireceğiz daha hızlı çıkış yapılması adına. Şurayı da şöyle birleştireceğiz. Şuradan magnetler akacak. Burası çalışmaya başlayacak. Evet, magnetler geliyor. Şimdi magnetler gelince burada şunlar da üretilmeye başlandı. Bunları da bunu kullanacağımız yer yok gerçi. Onu da niye yaptım bilmiyorum. Bir yerde kullanırız ama. Çok lazım olan bir malzeme. Şuradaki magnetik coil'leri de buradan göndereceğiz tabii. Şuraya. Onu şöyle bir bağlantıyla gönderebiliriz. Üretmenleri ya da şöyle yapalım yine. Enerji şeyinin yerini değiştirirsem. Böyle gönderebiliriz. Yola çakışmasın, bir adam ileriden göndereyim. Bir adam daha geriden. Burayı hiç yapmayayım.
Şöyle yapalım. Giriş çıkış. Çalışıyor mu bunlar? Gear lazım. Şu gear'ı da burada üretmiştik herhalde. Gear hattımız. Tamam, bunu da yapalım. Bir dahaki bölüm burayla hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Gear hangi hat? Şurası, şu hat. Şu hat. Yola da gear lazım. Şuradan gear'ları gönderelim. Yukarıdan geçirebiliriz herhalde. Silelim. Tamam, güzel. Storage ne için? Allah Allah, neyse şu gear'ları verelim buradan. Şu yolu da ters çevirelim. Yani gear'ları buraya kadar göndereceğiz. Hepsi çalışıyor mu? Her şey çalışmaya başladı herhalde. Buraya manyetik coil'i gelmiyor. Bu tarafa da manyetik coil'i gerekiyor. Şu manyetik coil hattını şuraya da uzatacağız. Buraya bir tane splitter lazım o zaman. Neyse, bir dahaki bölümü bırakayım demiştim ama dayanamadım. Bu bölüme hepsini yaptım arkadaşlar. Buraya hemen bir tane splitter. Oturtamadım splitter'ı. Neyse arkadaşlar, burası burada kalsın. Bir dahaki bölüm kaldığımız yerden bu hattı tamamlayalım. Daha sonra yeşil küpleri tamamlamak üzere ne gerekiyorsa yapalım arkadaşlar. Onları bir dahaki bölüme bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.